kaç? 18.5. Şimdi vatandaşta memnuniyet hakikaten çok üst seviyede. Biz de onlara her şeyin hem en kalitelisini hem de en ucuzunu üreticiden tüketiciye olacak şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Şu an geldiğimiz noktada aşağı yukarı ilk gün toplam vatandaşımıza biz 65 ton civarında bir ürün satışı arzı gerçekleştirmişiz. Dün itibariyle yaklaşık 85 ton civarında yine bir ürün. Bugün hasılatı akşam göreceğiz. Ama tabii yeni yerler, şu anda yeni noktalar belirliyoruz. Buradaki yani vatandaşa ulaşacağımız nokta sayısını artıracağız. 30 civarında bir nokta şu anda hedeflendi. O da bugün muhtemelen gerçekleştirmiş oluruz ama bu hedefte de herhalde sınırlı kalınmayacak gibi. Çünkü yeni talepler var. Bu taleplere de cevap vermek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdi aşağı yukarı buradaki sunduğumuz bütün ürünlere ilgi var. Ama tabii yani ürünlerin mahiyeti itibariyle bazı sebzeler daha çok satılıyor. Zaten biz de stoklarımızı ve buna göre sistemimizi ona göre kurduk. Mesela domates birçok yerde kullanıldığı için o daha çok gidiyor. Ama patlıcan ona göre biraz daha belki az gidiyor. Ama genel anlamda ortalamaya vurduğumuz zaman bütün ürünlere ciddi anlamda vatandaşın bir ilgisi var. Tabii biz bu ürünleri satarken bir taraftan da diğer marketlerde de satışlar devam ediyor. Yani bu ürünler sadece bizim noktalarımızda yok, her tarafta satılıyor. Ama biz bu anlamda vatandaşın biraz daha uygun, ucuz ve doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşacağı bir zinciri oluşturduğumuz için biraz daha cazip fiyatlar olmuş oluyor piyasaya göre ve bu anlamda enflasyonla da ciddi mücadele ediliyor. Hemen baktığımız zaman, piyasa etkilerine baktığımız zaman da diğer marketler zincirinde de bu ürün fiyatlarında hemen bir indirime gittiklerini görüyoruz. Demek ki maksat hasıl oluyor, hedeflere ulaşılıyor. Bu hizmetten memnuniyet had safhada. Biz de elde etmiş olduğumuz tecrübelere göre daha güzel, daha iyi nasıl yapılır? O anlamda biz de kendimizi tekamül ettireceğiz. Yeni noktalar, işte satış noktalarındaki biraz daha sirkülasyonu daha hızlandıracak yöntemleri de devreye sokacağız. Yani merkez yerlerde, işte Sıhhiye'de, işte bugün Keçiören'deyiz, Keçiören'de bu merkez yerlerde biraz daha fazla. Ama şöyle bir durum da var tabii. Hedef sadece Ankara merkezli ilçeler değil, taşra ilçelerle ilgili de bir düşüncemiz var. Oralara da bir seyyar, güzel bir otobüsümüz var. Bu anlamda tanzim edildi. Onları da gezdirmeyi düşünüyoruz. Oralarda da bu hizmeti vermeyi planlıyoruz. Şimdi tarım işletmeleri var, kooperatifler. Dolayısıyla tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla biz doğrudan üretici kooperatiflerinden, üretici birliklerinden ve doğrudan üreticiden buraya ürün transferini gerçekleştiriyoruz. Öyle olunca da arada birçok aracı girmemiş oluyor. O avantajı biz vatandaşa aktarmış oluyoruz. Yani sistem böyle yürüyor. Böyle memnuniyet var. Ciddi anlamda memnuniyet var. Ki hani bir takım maksatlı çevrelerin bunu kullanmak isterlerken dahi vatandaş tepkilerini hep sosyal medyada görüyoruz. Vatandaş memnuniyeti had safhada. Çünkü hakikaten son derece kaliteli bir ürün. Sunduğumuz ürünler o şekilde. Ama bir taraftan da fiyatı son derece avantajlı. Bu vatandaş bundan memnun olur. Bir taraftan da piyasadaki bu fiyat yükselişleriyle alakalı da vatandaş zihninde de bunu bir anlamlandırıyor. Yani niye bu fiyatlar bu kadar artıyor, düşüyor? Vatandaş bunu değerlendiriyor. Onun aslında belki bizler tarafından söylenmesi değil, milletimizin, vatandaşlarımızın bu işi anlaması ve kavraması adına da bir faydası oldu. Kuru bakliyat üzerinde bir çalışma şu anda devam ediyor. Nohut gibi, mercimek gibi bir takım ürünlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Herhalde netleştiği takdirde onları da hem vatandaşlarımıza arz ederiz hem de kamuoyuyla paylaşmış oluruz. Patates var, patates var, biber var, ondan sonra kuru soğan var. Bu benzer ürünlerle şu anda satışlarımızı sürdürüyoruz. Aldık, biber aldık, salatalık aldık, patates aldık. Allah razı olsun belediyemizden, devletimizden. Allah bin kere razı olsun yani. Bu olmasa hiç, şimdiye kadar hiç yemedik yani.
Kış boyunca bunların birini de alamadık yani. 5 milyon. 5 milyon patates, 5 milyon soğan. 2000 lira yani. 2000 lira. Allah razı olsun, bunu geliş fiyatı değil yani. Daha ne diyelim vatandaş olarak yani. Patates aldım, soğan aldım, biber alacağım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan böyle yaptığı için. Size de 2 kilo, 2 kilo, 4 kilo alacağım. Evet. Allah'a çok şükür. Devamı olur inşallah. Fiyatları sunanlara teşekkür ediyoruz. İnşallah herkes kendine çeki düzen verir de fiyatlar biraz oturur. İlla ki memnun olmasak burada ne işimiz var? Adam dışarıda satıyor 5 lira, 6 liraya domates, burada 3 lira. Hiç sebze aldığım yok, yemin ederim. İlk defa geliyorum. Çok da güzel oldu. İnşallah memnun da kalırız.